Programımız A, Çin'de gerçekleştirilen uluslararası bir sempozyum haberiyle başlıyoruz. Çin'in önemli ve en büyük üniversitesi olarak tanınan Pekin Üniversitesi, İslam konulu uluslararası bir toplantıya ilk kez ev sahipliği yaptı. Dünya çapında ses getiren sempozyumun tohumlarını atanlardan biri mutasavvıf yazar Cemal Nur Sorgut. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, sizinle hem sempozyumu konuşacağız hem de çalışmalarınızı konuşacağız ama öncesinde isterseniz o sempozyumun görüntülerini getirelim ekranlarımıza. Çok güzel. I could express our thanks to the Turkish Students Association as our not only conversation partner, but we're involved in a joint venture. I think the joint venture eventually will lead to some unexpected fruitful results, and we are very hopeful. This is very, very essential. It was held in 2 days and very good papers were presented on different aspects. Hem Türkiye'den gelen hem dışarıdan gelen konuşmacıların daha çok vurguyu tasavvuf eksenli yapması gerçekten çok çok önem arz ediyor. For myself, learning from Islam helped me to understand my own tradition, like the Confucian tradition, in a broader context. Sizin de dualarınızla Çin kültürü muvaffakiyete ulaşmıştır. Daha da başarılı olacaktır inşallah. Dilerim ki bu kürsüler dünyanın her yerinde çoğalır. Evet, sempozyumun görüntülerini izledik. Çin'de Pekin Üniversitesi'nde düzenlenmişti bu sempozyum. İslam ve Çin medeniyeti. Nasıl bir sempozyumdu, neler aktaracaksınız bizlere? Bir kere 4 sene önce ilk defa Çin'de, ilk defa bir yabancı ve dini enstitü, daha doğrusu kürsü kuruldu. Pekin Üniversitesi'nin içinde sosyal bilimler bölümünde hocamız Kenan Rıfai'nin adıyla Kenan Rıfai Distinguished Profesör kürsüsü kuruldu. Kürsüyünün başına da hemen hemen dünyanın en meşhur tasavvuf, İslam tasavvufu profesörlerinden olan, kendileri de Müslüman olan William Çitik ile Sashiko Murat'a geçtiler. Ve bir sene İslam ve Konfüçyüs adlı mukayeseli dersi verdiler. Bu şekilde oradaki iki grup Müslümanlara hizmet verdiler. Bir, Müslüman olup Çinli olanlar, diğeri de Uygur Türkleri. Hı hı. Uygur Türkleri maalesef hala Pekin Üniversitesi'nin içine alınmıyor. Fakat onların okullarına da giderek oralarda da dersler verdiler. Çinlilerin en büyük eksikliği lisan bilmemeleri. Arapça da bilmiyorlar. Doğru dürüst İngilizce de bilmiyorlar. Dolayısıyla da...